Vur abalıya. Bu devletin malı deniz. Öbür taraftan istediğin kadar soyacaksın, öyle mi? Bu devlet bize emanet. Bu devlet vatandaşlara emanet. Bu devlet bürokratlara emanet. Bu devlet Türkiye'nin siyasetçilerine emanet. Milletvekillerine emanet. Peki niye bu emanete ihanet ediyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. O da ağır gidecek. Peygamberimizin söylemiş olduğu söylerse yalan söyler. Emanete ihanet eder. Söz verirse sözünde durmaz diyor. Karşılığını siz biliyorsunuz. Söylemekte istemiyorum. Sayın Erdoğan'la Roma'da Biden bir konuşma yapıyor. Bu Biden konuşmayı yaparken yanında Dışişleri Bakanlığı'nın hiçbir yetkilisi yok. Tercümanlığı kim yapıyor? Bir hanımefendinin kızı yapıyor. Efendim, daha önceki Trump da bu Texas şivesiyle İngilizceyi çok takdir etmiş bu hanımefendinin. Ondan dolayı bu hanımefendi yapacakmış. Ya devlet kademelerini niye çıkıp siz kaldırıyorsunuz? İçişleri Bakanlığı'nın yetkilileri yok mu? Dışişleri Bakanlığı'nın var. Şimdi bakıyorsunuz Roma'da Biden'la konuşuyor. Ve diyor ki oradan ne konuştukları belli değil. Efendim biz bunu Dışişleri Bakanlığı'nın arşivine koyduk. Ne koydunuz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. 25 yıl sonra ortaya çıkacak. Aa, Bade Harabül Başsa. Neler konuşmuşlar, neler konuşmuşlar. Bilmiyoruz ki. Ve ardından da bir bakıyoruz Afganistan'dan bir rejim değişikliği oluyor orada. Bir iktidar değişikliği. İnsanlar fevç fevç geliyorlar. Van'dan, İran'dan Türkiye'ye giriyor Afganlılar. Giriyorlar. Kim bunlar? Kadınlar var mı yanında? Yok. Gençler, çocuklar var mı yanında? Yok. Babalar, yaşlılar var mı? Yok. Bunlar giriyorlar ülkemize ve ardından da hiç kimse bunların bir göz taramasını, bunların bir parmak izlerini almadan, isimleri bile belli olmadan benim ülkemde cirit atıyorlar. Ya biz hani Avrupa Birliği bizi kıskanıyor da Avrupa Birliği ülkeleri. Onlar böyle mi yapıyorlar Afganlılara, Suriyelilere, Afrika'dan gelenlere böyle mi yapıyorlar? Tabii böyle yapmazlar. Birleşmiş Milletler'de Sayın Erdoğan görüşmeyi yaptıktan sonra İtalya Başbakanı ne demişti? Bizim ülkemiz asla göç deposu, göçmenler deposu olmayacak demişti. İtalyan Başbakanı kadar olamayacak mıyız biz? Biz bunları söyleyeceğiz. Sonra ne oluyor? Bunlar giriyorlar. Muhalefet diyor ki olmaz böyle bir şey. Türkiye'de herkes bir şeyler söylemeye başlıyor. Bu sefer diyorlar ki biz bunları gönderdik. Ne kadarını gönderdiniz? Rakama dikkat çekiyorum. 300 bin kişiyi geri gönderdik. Ya niye aldınız? Niye gönderiyorsunuz? Yazık değil mi bu memleketin parasına? Yazık bu memleketin parasına. Niye aldınız? Hani sınırlarınızdan kuş uçmazdı? Sabık Bakan burada mı? Biraz önce buradaydı, bilmiyorum. Öyle söylüyordu. Bu dünyanın en önemli sınırlarına sahibiz diyordu. Ve ardından da bu insanları 300 bin kişiyi gönderdi. Kim söylüyor? Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Bir 300 bin kişi kaç uçakla gider? Kaç uçakla gider? Bin uçakla gider 300 kişiyle. Peki bir uçak kaç paraya gidip geliyor biliyor musunuz? 280 bin dolara. Hesaplayın, 300 bin dolar diye hesaplayın. Binle çarpın, ne kadar para yaptığını bir hayal edin, tasavvur edin, tahayyül edin şöyle bir şey. Niye geldiler bunlar, niye gittiler bunları? Değerli milletvekilleri, değerli bakan, değerli hükümet yetkilileri. Ve ardından bu insanlar aynı şekilde ülkemize geldikten sonra yine sizin de demetiniz var. Şu kadar kişiyi gönderdik. Bunlar ülkemize gelirlerse öyle hemen gönderilmiyor. Bunlar bir yerlere yerleştiriliyor, yemekleri veriliyor, elbiseleri değiştiriliyor, günlerce ülkemizde kalıyor, uçaklar tedarik ediliyor veya arabalar tedarik ediliyor. Bunlarla ilgili de ciddi problemler meydana geliyor. Değerli milletvekilleri, bununla ilgili olarak da suç örgütleriyle mücadele veren bir bakanımız var. Evet, bu suç örgütleriyle mücadele etmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Sayın Bakan, bu suç örgütleriyle mücadeleyi bakanlığınızla mı başladınız, yoksa İstanbul Valiliği döneminizde başladınız mı? İstanbul Valiliği Türkiye'de 17 milyon nüfuslu bir şehir. Siz orada valiydiniz. Peki bu terör örgütleriyle beraber suç örgütlerinin en çok olduğu şehirler neresi? İstanbul. Sahillerimiz. Burası. Siz orada buralarla ilgili mücadele verdiyseniz sizi alkışlıyorum. Ama şimdi kalkıyorsunuz. Bu kadar baron, bu kadar çete, bu kadar bilmem ne, bu kadar uyuşturucu. Peki bunlarla mücadele güzel de bu insanlar, bu uyuşturucu baronları, çeteleri ne zaman geldiler? Bunlar uzaydan mı geldiler? Bunlar UFO'lu muydular? Değildi ki bunlar UFO'lu falan. Türkiye'de bulundular. Yabancılar ve Türkler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Peki bunların açmış olduğu tahribatları kaç yıldır bunlar buralarda? Bunlar yaklaşık 7-8 senedir oralarda cirit atıyorlar. 500 bin çocuğumuz uyuşturucu müptelası. Bugün 500 bin resmi rakam söylüyorum. Ve Türkiye'de bu baronların, bu çetelerin açmış oldukları yaralar ve vatandaşa çöktüler. Mallarını aldılar, psikolojilerini bozdular. Ailelerini tahrip ettiler, boşanmalar meydana geldi. Hani sosyal devlettik biz ve aynı zamanda vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlayacaktık. Güvenli bir Türkiye inşa edecektik. Sayın Bakan'dan önceki başka bakan CHP'nin bakanı mıydı? Gelecek Partisi'nin bakanı mıydı? İyi Parti'nin bakanı mıydı? MHP'nin bakanı mıydı? Değildi ki. Bu bakan yine aynı şekilde bu iktidarın bakanlarıydı. Peki bugüne kadar yakalanan bu baronlar ve çetelerle ilgili siyaset kurumu olmadan, Türkiye'de bürokrasi destek olmadan,
Yargı destek olmadan bir mafya cirit atabilir mi? Uzun yıllar hapishanelerde kaldım ben. 7,5 sene hapishanede kaldım. Çok 12 Eylül döneminde. Allah aşkına bu mafyalarla yattım, bu babalarla yattım. Türkiye'nin tüm sol örgütleriyle, İslami örgütleriyle veyahut da cemaatleriyle, ülkücü hareketle onlarla beraber kaldım. Allah aşkına siyaset kurumundan yardım almadan, yargıdan yardım almadan kim Türkiye'de nefes alabilir ki veya bu suç işlerini yapabilir ki? Yapamaz. Ama peki şimdiye kadar hangi yargı mensubu bu konuyla ilgili tutuklandı, gözaltına alındı veya tahkikata maruz kaldı? Hangi Türkiye'de emniyet yetkilisi bunlarla ilgili olarak bir tahkikata maruz kaldı? Var mı böyle bir şey? Yok ki. Varsa söylesinler. Desinler ki evet bu yargı mensupları, bu emniyet yetkilileri, kolluk güçleri, bu efendime söyleyeyim bürokrasiden insanlar aldık biz bunları çünkü bunların arkalarında bunlar vardı diyerek. Peki bunların hepsi sizin döneminizde doğmadılar. Bunlar yine iktidarınızda neşet ettiler. Neşvine mağ buldular. Bire 10 verdiler, bire 100 verdiler, bire 1000 verdiler. Ardından ne oldu? Onlarla ilgili hiçbir işlem yok. Geriye dönüp baktığınız zaman. Şimdi ben İçişleri Bakanı'na dönüyorum. Sayın Bakan, size bir soru. Siz bu kadar güzel operasyonlar yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ama İstanbul Belediyesi'nden ve Ankara Belediyesi Başkanlıkları başka bir partiye geçtikten sonra özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde belediye başkanı teftiş kuruluna incelemeler yaptırmaya başladı. Hemen müdahale etti sabık bakan. Olmaz dedi. Bunları sen soruşturamazsın dedi. Senin teftiş kurulun, senin müfettişlerin değil, benim müfettişlerim, benim teftiş kurulum inceleyecek dedi. Kaç sene geçti aradan? 3 sene geçti. Sayın Bakan, samimiyet testinizdir. Sizin turnusol kağıdınızdır. Buyurun işte şimdi bu dosyaları yargıya intikal ettirdiniz mi? Bu dosyaları yargıya intikal ettirdiyseniz söyleyin. Hangi dosyalar olduğunu söyleyin. Ve buradan Mansur Yavaş'a da sesleniyorum. Siz şu ana kadar yargıya intikal ettirdiğiniz onlarca dosyayla ilgili ne işlemler yapıldı? Açıklayın Mansur Yavaş bunları. Lütfen açıklayın. Yargı açıklasın bunları. Yargıtay açıklasın. Ve Adalet Bakanı açıklasın. Bu kişilerle ilgili hangi işlemler yapıldı diye söyleyeyim. O zaman ben de size döneyim diyeyim ki ve ardından diyeyim ki evet siz tarafsız bir Adalet Bakanı, İçişleri Bakanısınız. Objektif davranıyorsunuz diyerek sizlere çok rahat bir şekilde alkışlarla sizi taltif edelim, hayırla yad edelim. Gelelim başka bir konuya. Şimdi Türkiye'de kayyum atamaları var. Bizler Gelecek Partisi'ni kurduktan sonra kayyum atamalara karşı çıktık. Öncesinde de karşı çıktık. Ben burada milletvekilliği yaparken, iktidar sıralarında milletvekilliği yaparken, 3 dönem milletvekilliği yaparken milletvekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasını istemedim. Karşı çıktım. Parti içerisinde başka bir ses verdim. Aynı zamanda şunu söyledim. Gazeteciler tutuksuz yargılanmalıdır. Basın mensupları tutuksuz yargılanmalıdır. Partinin yetkilileri hayır tutuklu yargılanmalıdır derken, dokunulmazlıklar kalkmalıdır derken, bununla anayasanın o dokunulmazlık maddesine yeni bir fıkra eklerken ben bunlara karşı çıktım değerli milletvekilleri. Ben teröre karşıyım. Türkiye'de kim eline silah alıyorsa, ister şu görüşten, ister bu etnisiteden, ister bu mezhepten, kim silah alıyorsa eline onunla mücadele etmek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kolluğunun görevidir. Demokratik ülkelerde zor kullanma hakkı yalnızca ve yalnızca devlete aittir. Ve o devlette hukukla tadad edilir, hukuk çerçevesinde bu mücadeleyi yapar. Bunu yaparken de zaman zaman çizginin dışına çıkan mensuplar olursa onlar hakkında derhal gereğini yapar. Efendim bu terör örgütüdür, efendim bu şudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları terör örgütünden yargılansalar bile, hukuk hükümlü değil, tutuklu değil, hükümlü olsalar bile bizim eğer modern devletsek, bir hukuk devletiysek biz onların can ve mal güvenliğini sağlamak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin namus borcudur. Can güvenliğini sağlamak şeref borcudur. İstediği kadar o terörist olsun. Bunu yapmak bizim vazifemizdir. O teröristlik yapmış, yargılanmış, cezaevine girmiş, tutukluymuş, hüküm giymiş ama onun can güvenliğini sağlamak bizim görevimizdir. Peki kayyum atamalarla ilgili söyleyeyim ben. Evet, Türkiye'de hiçbir belediye asla terör örgütlerine veyahut da yolsuzluğa prim vermemelidir. Rüşvete prim vermemelidir. İsrafa prim vermemelidir. İhaleye fesat karıştırmamalıdır. Bu ister şu belediye A belediyesi olsun, partili B belediye partili olsun olmamalıdır. Peki olmuşsa ne olmalıdır? Hukuk ve idare, hukuk ve iktidar asla çifte standartlı davranamaz. Eğer burası modern bir hukuk devleti ise yargı çifte standartlı olamaz. Zengine başka, fakire başka, Kürde başka, Türkmene başka, Laza başka, Çerkeze başka, Sünniye başka, Aleviye başka muamele edemez. O nedenle yargı perisinin gözleri kapalıdır. O nedenle elinde bir terazi verdir doğruyu tatsın diyerek. Ve ardından da bakıyorsunuz burada bir kayyum atama 1960 anayasasında yok bu. 1982 anayasasına getirilmiş, konulmuş, İçişleri Bakanlığı'na böyle bir yetki verilmiş ve ardından da diyorsunuz ki bu 12 Eylül anayasasını kaldıralım. Bu darbe anayasasını kaldıralım.
Darbe anayasası durmuyor. Değişti zaten. Üçte ikisini değiştirdiniz. Madem ki 12 Eylül anayasası, 12 Eylül anayasası değişti diyorum. Ama 12 Eylül ruhu birilerinin içine kaçmış vaziyette. O anayasada böyle bir madde var. İçişleri Bakanı'na böyle bir yetki verilmiş. Evet, doğrudur. Bu soruşturmayı yapalım. Evet, birisi hakkında bir işlem mi yapacağız? Hukuk devreye girsin. İçişleri Bakanlığı'nın teftiş üyeleri devreye girsin. Müfettişler devreye girsin. Teftiş kurulu devreye girsin. Orada terör örgütü de ilsaklıysa, terör örgütüne belediyenin imkanlarını Ankara'nın, İstanbul'un, Mardin'in, Diyarbakır... Sayın Özdağ, lütfen sözlerinizi tamamlayın. Çok çabuk geçti be başkanım. Evet. Ateşli konuşuyor. Parti bana bir saat vermesi lazım. 30 dakika. Evet. Değerli milletvekillerinin sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum. Bu kayyum atamalar doğru değildir. Gelin hukuku işletelim. Kim teröre ilsaklıysa, kim Türkiye'de ihaleye fesat karıştırıyorsa onlara aynı işlemi yapalım. Ama bir belediyeye kayyum atayıp orada anayasaya dayanarak başka bir belediyede başka bir muamele, Ankara Belediyesi'nde, geçmişte 8 belediyede, İstanbul'da veya Balıkesir'de veya başka belediyelerde farklı muameleler yapmak doğru değildir. Gelin bunu hukuk devleti içerisinde yapalım. Hızlı bir şekilde yargı devreye girsin ama hangi yargı? Bağımsız, objektif ve tarafsız yargı girsin. Ve ardından da HDP'li belediyeler kalmadı dedi geçenlerde. Onlar da geceleyin HDP'liyse eğer, şimdi Demli oldunuz yanılmıyorsam, Dem mi oldu? Dem Partisi oldu. Ben teröre sonuna kadar karşıyım. Bununla ilgili de mücadele vermeye devam edeceğim. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.